Acaba Nehir rüyasında ne görüyor? Vav, ne kadar büyük bir kalem. Dondurma. Diş fırçam ne kadar bile büyük. İşte şimdi karşında büyük bir dondurma. Turuncu, sarı, mavi en sevdiğim. Dondurma. Dondurma kocaman. Turuncu, sarı, mavi en sevdiğim. Evet Nehir, ben büyük bir dondurmayım. Senin için buradayım. Küçük dondurma, dondurmacıda. Ben ise rüyanda. İşte bu da küçük dondurma. Evet Nehir, bu büyük dondurma. Bu da küçük dondurma. Çok doğru, harika. Seni çok sevdim büyük dondurma. Ama seni yersem çok hasta olurum. Evet, çok haklısın Nehir'cim. Bu küçük dondurma senin için yeterli. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de. Hoşça kal. Kalemlerin içinde en sevdiğin renkli kalem büyüdü senin için. Evet, küçük kalemlerin içinde en çok kırmızıyı sevdiğin için ben de bir büyük kalem olmak istedim. Beni kullanarak kırmızı renkli çiçekleri boyamak ister misin? Evet, ama sen büyük kalemsin. Senin tutamam. Büyüsem ben küçük kalemle boyamak istiyorum. Peki öyleyse, hadi başlayalım çiçeklerimizi boyamaya. Nehir, küçük kalemin nerede? İşte burada. Çok güzel. Nehir, işte burada büyük kalem. Burada küçük kalem. Evet, küçük kalem orada, büyük kalem burada. Şimdi küçük kalemle çiçekleri boyayalım. Doğru. Hadi bakalım, çiçekleri boyama zamanı. Harikasın Nehir. Güzel iş çıkardın. Nehir, odasındaki güzel yatağında rüya görmeye devam ediyor. Rüyada odasında geziniyor. Tam gezerken her zaman oynadığı topunun büyüdüğünü fark eder. Turuncu topum, sana ne oldu? Sen arkadaşlarımla oynadığın top değil misin? Hayır Nehir. Arkadaşlarınla oynadığın turuncu küçük topun işte burada. Küçük topun büyük olduğu rüyanda seni buldu. İşte burada küçük top, işte burada büyük top. Bu küçük top, bu da büyük top. Evet doğru, aferin sana. Aa, açamıyorum, biri bana yardım edebilir mi? Ses nereden geldi? Ben geldim, kapıdayım, banyodan geliyorum. Kapıyı açar mısın? Evet. Taktık. İşte geldim. Diş fırçam. Evet tabii ki. Beni de çok seversin. Ben de büyüdüm senin için. İnanamıyorum. Sen benim ağzıma nasıl yaşayacaksın? Merak etme. Senin her yemekten sonra ve yatmadan önce dişlerini mutlaka fırçaladığını biliyorum. Ben büyük diş fırçasıyım. İşte burada da küçük diş fırçası. Diş fırçamı çok seviyorum çünkü dişlerimi koyuyorum. Bu büyük diş fırçası. Bu da küçük diş fırça. Evet doğru. Şimdi biz gidiyoruz. Seni mutlu etmek isteyen bir şeyler daha var. Nasıl yani? Nerede? Dört parçadan oluşan, rengarenk dolaşan, büyük bir yapbozum ben. Seni mutlu görmek isteyen. Küçük yapbozum burada. Büyük yapbozum burada. Önce böl, sonra tamamla. Süpersin. Ne kadar güzel bir yerdi ama bitti. Bütün sevdiğin her şeyin, kalemin, yapboz parçalarının, diş fırçanın, dondurmanın ve topunun büyük olduğunu gördün. Siz de bizimle birlikte büyük ve küçük eşyaları, yiyecekleri tanıyın. Büyük kalem,
Küçük kalem. Büyük diş fırçası. Küçük diş fırçası. Büyük top. Küçük top. Büyük parça. Küçük parça. Büyük dondurma. Küçük dondurma. Bir sürü şey gördüm yolda. Eşyalarımı seviyorum, onları tanıyorum. Küçük büyük ne demek ben de biliyorum. Arkadaşlar, siz de küçük ve büyüğün ne demek olduğunu öğrendiniz. Videomuzu izlediniz. Kanalımızı takip etmeyi, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Unutmayın, bu kanalda tüm ayını matematikmiş gibi.